Merhabalar. Merhaba. Bugün arkadaşlar Stranger Things 2. sezon yorumlarımızı paylaşacağız. Yorumlarımızı esirgemeyeceğiz. Esirgemeyeceğiz, evet. Okay. Her zaman olduğu gibi. 2. sezon bitti. Biz biraz geç bitirdik. Evet. Biraz geç izledik arkadaşlar. Biz anca bitti ya. Araya da bir şeyler girdi falan filan derken yeni bitti. Hemen bir sıcağı sıcağına konuşalım dedik. Siz izlemişsinizdir tabii bizden önce. Evet, izlemediyseniz bu videoyu izlemeyin. Çünkü spoiler dolu olacak. Evet, çok spoiler olacağı bir gerçek. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, şimdi nereden başlamalı? Nereden başlamalı bilmiyorum. Sizin notunuz yok galiba. Sadece benim notum var gibi. Ya bunu söylemesen de olurdu yani. Kimse görmüyor notları. Olsun, ben söylemek istedim demek ki. Burada bir şey. Benim not almama gerek yok. Beynim not alıyor. Harikasınız. Kesinlikle doğru. Doğru. Doğru söylüyorlar. Öyle dersen böyle derim. Bir yandan notlarımı ayarlıyorum. Zeynep'in yüzünü kapattım. Ona da güldüm. Ben biraz yorgunum. Halinden. Evet, ben senin notlarını okuyup puanı kazanacağım. Fazla gülüyor. Ama çok anlamlı konuşmuyor olacağım diye düşünüyorum. Bakalım. Sorun değil. Ben senin notlarını okurum. Kendi fikrimi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ikinci sezon geldi geçti malumunuz. Birinci sezondan ben çok şey yapmamaya çalışıyorum aslında. Bir şeyi izlemeden önce çok fazla yorum okumamaya çalışıyorum artık. Etkilenmek istemiyorum çünkü. Ama denk gelmiştim. İkinci sezonun daha güzel olduğuna dair, daha sürükleyici olduğuna dair yorumlara denk gelmiştim. Ben öyle düşünmedim. Ben de öyle düşünmedim. Ben hiçbir yorum da görmedim. Öyle çok kelime... anlamıyla böyle surf yapmadığım için pek internette. Evet. Yani hiç denk gelmedim. Arkadaşlarımla paylaşmıyor. Yani şöyle sürükleyiciydi bence. Yine çok sürükleyiciydi. Mestan çayınızı içiyor. Ama şey değildi arkadaşlar ya. Birinci sezondaki eğlenceyi çok fazla bulamadım. Yani o kadar değildi bence. Hani birinci sezonu ben biraz daha başarılı bulmuştum. Karakterler falan da daha derine inilmişti. Daha ilginçti biraz daha. Bu sezon daha çok olaylara yüklenmişler. Onun da güzel yanı var tabii. Sürükleyicilik açısından bence birinci sezonla ikinci sezonu birbirinden çok ayıramam. İkisi de çok hareketli bir sezondu. İki sezonu karşılaştıracaksan ben hikaye gidişatı, diyalog, karakter gelişimi açısından karşılaştırmayı mantıklı bulurdum. Çünkü onlar asıl yakalaması zor olan şeyler. Evet. Sürükleyicilik bence hani birinci sezonu mu izlemişim, ikinciyi mi izlemişim? Onun farkını anlamadım yani. Yani evet, çok çok fazla bir ton değişimi yok dizide, evet. Yani aynı havada gidiyor genel olarak zaten. İşte ikinci sezonda yeni birkaç karakter var. Hı-hı. Ondan sonra Max var mesela. Evet, küçük kızcağız. Küçük evladımız var. Onun serseri ve ırkçı abisi. Evet, çok garip bir karakter. Bili miydi neydi? Bilmiyorum. Gerçek ötesi bir aileydi yani bir de. Evet evet. Çünkü başta direkt ailesine tatilde olduğunu söylemediler. Garip garip şeyler düşündürdüler. Çok üstün körü kaldı o aile. Sonra birden anne baba geldi, meğer tatildelermiş. Yani çok da başarılı olmayan bir entrika denemesi bence. Şimdi şey var, dizide şöyle bir sorun var. Şimdi 9 bölüm bir sezon, bu sezon en azından 9 bölümdü. Geçen sezonda 8 falandı herhalde. Hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi ama yine kısaydı. Ve çok aksiyonlu olaylı olduğu için, yani sonuçta bunun bir fantezi yanı var, yani bilim kurgu yanı var daha doğrusu. Ama şey, işte bu kadar olaylı bir dizide çok fazla da karakter var. Karakterleri evet. Güzel çizmişler, renkli karakterler. Ama işte ayrıntıya inecek zaman yok. Ayrıntıya inecek zaman yok ama yine de drama koymak istemişler. İşte yine de romantizm koymak istemişler vesaire, komedi koymak istemişler. Ama işte yüzeysel kalıyor bir yerden sonra çünkü zaman yok, irdelenemiyor yeterince hiçbir şey. Hadi komedi kolay yine yani, komediyi hı-hı. yüzeysel şekilde yapıp geçebiliyorsun. Ama işte karakterler biraz havada kalıyor. Yine de karakter çizme konusunda çok kötü bir dizi değil bence. Bence ilk sezonda tanıttıkları bazı karakterleri güzel tanıtmışlar. Mesela küçük çocuklar çocukların arkadaşlığı, dizi. Grubu. Onları güzel tanıttılar bence. Evet. İkinci sezonda... Ama şöyle bir şey var. Yani çocuk karakterin ne kadar derinliği olacak zaten, o da var yani bir yandan. Yani işte bir çocuğun olabileceği kadar derinliğini paylaştılar, evet, evet, bence. Yani. Bence o güzeldi. Ama ikinci sezonda daha çok isim hatırlatman gerekecek bana. Dustin ve Max'le şey... Lucas ve Dustin. Ne daha çok eğildiler ama
Çocuğun eli bekleyen Mike'a o kadar değinmediler evet, bu Mike, sezonda. Biraz Mike'ı hafif kaldı biraz Mike. Kenara ittiler. Evet ama geçen sezonda Mike çok göz önündeydi. Tabii şimdi bir şey var. Büyük ihtimalle bu screen sürelerini ayırıyorlar bu karakterleri diye tahmin ediyorum aşağı yukarı. Şey de var mesela Will geri döndü. Evet. O var. Will birinci sezonda neredeyse yoktu. Olay onun başından evet. geçse de neredeyse tamamen o sezonda yoktu. Bu sezonda full var. Ve Mike'tan çalıp Will'e vermişler gibi oldu. Evet, sanki böyle hesaplanmış bir ekran süresi bölümü var gibi duruyordu. Ama Al geri, yani Eleven geri döndüğü için Mike da bence bu sezonda daha çok öncelik verilebilirdi ona da. 9 bölüm yetmiyorsa daha çok bölümü anlaşsınlar ya da üstün körü kalacağına. Şimdi Mike'la Eleven'ın muhabbetini irdelediler zaten yeterince. Hani Mike'ı başka bir şekilde öne çıkarmaları gerekirdi, olaylara örmeleri gerekirdi. Onun yerine de yine Will'i örerek ki öyle bitirmişlerdi zaten hatırlarsan çocuk böyle yapmıştı bağırdı evet. bir şeyler çıkmıştı falan. O açıdan bana mantıksız gelmedi. Bir de rol yapma açısından çocukların daha yetenekli olanları bence Dustin ve Lucas zaten. Hani Eleven ve Mike'ın rol yapma yeteneğini o kadar beğenmiyorum ben yani biraz böyle biraz göze batıyor yani ama bu sezon bak Will çok yetenekliymiş mesela. Ben o çocuğu işte geçen sezonu göremedik doğru düzgün. Çocuk öyle bir korktu ki ikinci sezonun bazı sahnelerinde. Direkt yani hissettim o korkuyu. Harika rol yaptı. Bir de onun yanı sıra bu yeni gelen Max karakteri. Ya ben bu kadar iyi rol yapan çocuk oyuncu neredeyse görmedim diyebilirim. Çok gerçekçi değil mi yani? Çok gerçekçi. Yani evet. kızda öyle bir şey var ki, öyle bir yetenek var ki. Yani bir şeyi mükemmel şekilde dozunda nasıl yapabiliyor hiçbir fikrim yok. Çok başarılıydı. Ben bayıldım yani. Yani karakteri falan da ilginçti. Böyle eklentiler vardı. Gençler tayfasında ne vardı? Stevie biraz kenara çekip ayrıca karakter olarak gösterdiler. Bizim gençler yine aynıydı diğerleri. Çok bir şey yoktu yani çok bir... Evet onlara kızla çocuk geçen sezonda onun devam etti onun hikayesi. Steve'i ayrıca görmek güzel oldu. Bayağı şey evet. abilik yaptı. Steve zaten şeylere. Çok şey çok iyi bir karakter bence. Hani geçen şey sezonun işte incelemesinde de konuşmuştuk. Hani popüler karakteri kötü çizmemeleri benim hoşuma giden bir şey olmuştu demiştim. Yine Steve'i de biraz daha açtılar. Daha hoşuma gitti. Çok evet. sağlam bir karakter oldu. Bir kere daha kanıtlanmış oldu. Böyle karakterler derken şimdi genel olarak bir konuşursak. Mesela hikayeyi beğendin mi? Şimdi hikaye gidişatına benim için en farklı duran şey doktorların, bilim insanlarının şeyini gördük. Amacını, nedenini, ne yaptılar da böyle oldu. Yani olayın ne olduğunu gördük. Ne gibi? Hani şunu yaparken bu oldu da. Ha. Evet ama geçen sezonda biraz görmüştük. Bilmiyorum bana bu sefer hepsini açıkladılar hani gösterdiler bütün evet. hata yaptık bilmem ne evet. bakın şöyle böyle. Hani ilk adam oturup açıkladı tek tek. Ha. İlk sezonda biraz daha içimde hani bir kuşku ve korku vardı. Yani şey de vardı. O deli bilim insanı şeyi hikaye örgüsü mü evet. olacak işte klasik, çok mu kötüler hani kötü evet, devlet devletin araştırma merkezi vardı. Kötü falan. Onu tamamen silmeleri bu bakın işte bir sadece bir hata yaptık insan faktörü gibi evet. gelme. Bu çok farklı bir şeydi bence. Sevdim mi emin değilim. Evet orada bir çark yaptılar birazcık. Evet sanki yani burayı işte yani yazamadık böyle evet. mi yapalım ben falan gibi. Yani oturmadı tam bende. Alışkın değilim diye mi oturmadı. Böyle olabilir. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir hata yaptık diyor. Ve bu kadar berbat bir şey ortaya çıkıyor. Koca Amerika'da kimse bunların başında değil, ordular şeyler oraya gelmemiş, patlatmamışlar, etmemişler. Evet, ve 10 yani. Adam oturmuş bir odada, kadın var mı hatırlamıyorum. 10 adam oturmuş, bu çocuk mu ölsün yoksa burayı yakalım, kurtulalım mı? Herkes öldü çocuk ölmesin diye. Yani inandırıcı gelmiyor. Yani çocuk ölse bir şey olacağı da belli değildi ama öyle de bir şey var. Evet bana da inandırıcı. Ama orayı yakıp duruyorlardı çok büyümesin küçük. Diye. Mesela oradaki doktorun o kadar söz sahibi olması falan filan. Zaten ufak tefek loophole'lar var gibi ama hani yani şimdi şöyle bir şey var. Pentagon nerede onu diyorum. Şimdi bu dizi eğlencelik bir dizi yani her şeyden önce 80'ler temasında korku tabanlı bir dizi yapmak istiyoruz diyorlar. Belli yani tamam mı? Ve eğlenceli karakterler görmek istiyoruz. Eğlenceli müzik görmek istiyoruz, duymak istiyoruz.
ve yani görsellik açısından da güzel bir şov sunmak istiyoruz diyor. Aslında dizinin amacı bu bir yerde. O nedenle hani şeyler, diyaloglar vesaire, kötü değil diyaloglar bu arada, yani çok daha kötü diziler gördük. Diyaloglar bence yine gayet şey, hani dizinin derinliğinde güzel yani. Ama işte çok fazla derine inememe sorunu var dizinin. Öyle bir şey var. Karakterler çok derine inmiyor. Diyaloglar çok yüzeysel kalabiliyor. Sen şey gibi böyle, diyaloglarda ben şey düşündüm genelde. Yazar böyle yazmaya başlamış, güzel ilerliyor, ilerliyor. Biraz sıkılıp aman hemen bitiriyor falan gibi böyle. Öyle bir evet. His aldım yani. Her şeyi bir hızlıca toparlayıp kötü bir şekilde bitirip geçiyorlar gibi muhabbetleri. Bazı muhabbetler hariç. Belki dediğin gibi çok derine inme kaygısı olmayan bir dizidir. Ama geçen sezonda çok hissetmediğim, bu sezonda çok hissettiğim öyle tek cümleyle havalı bir şey söyleyip sahneyi bitirme olayını ve 4-5 kere rastladım. Evet. Bunu sevmiyorum. Evet. Ama dizinin dediğin gibi bir 80'ler kiçi var ya, evet. Ona uyuyor. Ama bana uymuyor mesela, Winona Ryder'a bile yaptırdılar. Evet. Ki çok güzel bir karakter, çok da güzel oynuyor. Ayıptır yani. Ya evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani işte drama yüklü olması gereken diyaloglar daha güzelsel, daha şey falan. Hadi öldürelim şunu ya da falan. Bu anı bekliyordum falan. Böyle bir havalı. Uydurduk bunları tamam. Hadi öldürelim şunu yakında ama. Hadi öldürelim şunu. Şey böyle seslendirme sesiyle. O nedenle arkadaşlar işte böyle bir durum var. Yani şimdi bu karakterlerin derin görünmemesi olayında durumu kurtaran bence oyunculuk var. Evet. Bir Winona Ryder'ın oyunculuğu var. Bir de Jim Hopper'dı değil mi arkadaşınız? David Harbour'ın oynadığı Jim Hopper karakterini canlandıran David Harbour'ın rolü var. Bu iki karakterin rol yeteneği diyeyim, mimikleri vesaire çok fazla taşıyor bence diziyi. Aynı zamanda bu bahsettiğimiz minikler de çok iyiydi gerçekten. Onlar da bayağı taşıyordu diziyi. Ama şimdi asıl duygu yüklü ve en derin konular bu büyük karakterlere, yani yetişkin anlamda büyük karakterlere yazıldığı için, mesela Hopper'ın çocuğunu kaybetmesi, işte Winona Ryder'ın işte Bob'la olan ilişkisi ve Bob'un başına gelenler, konuşacağız bunu. Ve işte Will'in başına gelenler, Will'le mücadelesi falan filan derken daha derin line'lar zaten onlara yazılmış oluyor, replikler. Bir de çocuklar daha çok bir şey yaşamadı yani. Ha yani bir de çoluk çocuk falan, öbürü de aşk peşinde bilmem ne falan filan gibi bir şey var. Nancy karakteri yine güçlü bir kadın karakter olarak öne çıkıyor. O hoşuma giden bir şey ama onu da çok yani işte tanıyamıyoruz çok, çok fazla. Çok arkada çok yüzeysel kalıyor yani. Hepsi öyle yani. Bir de ben onda güçlü bir kadın karakterinden çok tipik bir liseli genç kız görüyorum. Hani olayı araştırmak için oradan buraya gidip durmaların dışında yani. Ama şey hatırlarsan ilk sezonda da ikinci sezonda da en korkusuz ve işte silah kullanabiliyor musun, ben kullanırım deyip alan hep Nancy oluyor iki seferdir. Onun geçmişini bilmiyoruz. Acaba öğretmişler mi, öğrenmiş mi, hobisi mi vardı, yoksa hani bir ortamda kullanmıştı galiba geçen sezonda da diye hatırlıyorum ben. Yani o şey deneyimle ilgisi olabilir de. Ama yani hani diğeri şey, cesur yani. Kullanabiliyordu da mı hayır dedi. İlk sezonda da ama cesaretinin altını çizmişlerdi. Öne çıkıyordu. Ben yaparım, işte ben araştıracağım vesaire gibi şey yapıyordu yani. Öyle bir atlaması vardı. Ben onun aşk örgüsünü sevmedim o zaman. Aşk hikayesini yani. Yani bir yerden onu da vermeleri gerekiyordu. İşte onu da öyle verdiler demek ki romantizm tarafını. Çok evet, çok şey değildi yani. Çok da romantik değildi yani. Yani şey değildi işte yani. Liseli birisi çıkıyor, diğerini daha çok seviyor, ayrıldı yani. Onunla çıkıyor. Evet, çok inandırıcı da değildi bence yani. Yani bilmiyorum. Genç insansın, gerçekten sevmediğin biriyle niye çıkarsın ki zaten? Yani bilmiyorum işte ya. İşte karışık yani, şey değil. Kader kısmet yeterince yani. Bilgi vermedikleri için yüzeysel kalıyor işte. Evet evet, yani evet yani hikaye de genel olarak çok iyi değildi bence ama bir anlatımı çok güzel yapıyorlar bizde. Bir de anlatım hızını çok güzel yapıyorlar. Yani bölümler doğru yerde ilerliyor, doğru hızda ilerliyor, doğru yerde bitiyor falan filan. Hı hı. O açıdan da kendini izleten bir dizi. Bu da aslında yani dizilerin görünmez yanları var böyle, tamam mı? Yani fark edemiyoruz ama üzerine düşündüğümde fark ediyorum. Ben mesela hikayesini ne kadar çok beğenmesem de karakterlerini birazcık yüzeysel bulsam da mesela bu dizi bana kendini izlettiriyor. Benim için bunun en büyük, yani beni bir dizi nasıl bu şartlar altında izlettirir? Hı hı. Bazı şeyler genel çerçevesi çok uyumlu olur. Mesela seçtikleri renkler, seçtikleri ortamlar, yarattığı atmosfer ve evet. Müzik.
Onlar güzel bir çerçeve oluşturduğunda içerisi biraz sallansa da götürüyor. O zaman gelelim atmosfer olayına. Evet. Bu dizinin en iyi yaptığı şey bence kesinlikle sanat tasarımı ve atmosfer. Gerçekten çok güzel bir ortam yaratıyorlar ve görsel olarak da onu çok güzel sunuyorlar. Müzikte de aynı şekilde, müzikte bunu yansıtacak şekilde. Yine neydi arkadaşların adı ya, bir saniye. Dixon, şurada bir not almış. Carl Dixon ve Michael Stein. Adlı, bu elektronik müzikçiydi diye hatırlıyorum bu arkadaşlarımız. İlk sezonun müziğini de onlar yapmıştı. Yine aynı şekilde işte atmosferik, synth ark, 80'ler havasında bir soundtrack var. Şimdi soundtrack'ı tek başına dinlediğinizde tabii çok fazla bunu anlayamıyorsunuz ama şeyle beraber, diziyle beraber gördüğünüz zaman, dinlediğiniz zaman çok uyumlu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şey çok güzel mesela, şimdi böyle sürekli bir yer kazma, yerin altı muhabbeti var ya bunda mesela, çok böyle topraklı, pis şey. Ve bu synth'li müziklerde bir yandan böyle daha hani böyle, ne denir ona bilmiyorum, ne demişim, gritty demek istiyorum, sert ve kirli böyle şey bir havası var. Yani evet, böyle kirleniyor, hissediyorsun yani bazı yerlerde. Çok güzel sahnelere uygun şekilde düzenlemişler, çok hoşuma gitti. Aslında yani oturup dinleyeceğim bir soundtrack değil çok fazla. Ben yani çok atmosferik soundtrack dinlemeyi sevmem. Ama soundtrack olarak ele alındığında gerçekten çok başarılı buldum. Ben oturup dinledim. Şey yapmışlar, şarkıların arasında diziden replikler direkt alınmış böyle. Winona Ryder bağırıyor falan, çocuklar konuşuyor. O ya, tam baştan sona dinlediğinizde güzel bir deneyim oluyor. Evet, zaten yani dinlenebilir atmosferik albümlerden aslında. Ben yine de hani çok tercih etmediğim için diyorum ama çok melodik olduğu için zaman zaman ve dediğim gibi çok inişli çıkışlı olabildiği için dinlenebilir bir atmosfer. Evet, ama ben şimdi dizinin soundtrack'ini merak ettiğim için dinledim. Hani çalışırken dinlerim gibi değil de kendi içinde güzel bir şey yaratmışım. Dediğim gibi daha sonradan. Evet, evet. Benim için soundtrack dediğimiz şey daha sonradan dizi bitmiş gitmiş, hiçbir şey yok, hatırladığım bir şey yok, kendi başına dinletebiliyorsa sevdiğim bir albüm olarak. Evet ama o şimdi önemli. O zor. O çok şey bir şey. Evet, nadir yani de çok değişken bir durum o. Çünkü filmi desteklemesi gerektiği için tamamen filme göre değişebilecek bir şey yani. Neyse, onu boş ver şimdi. Şimdi onu boş ver. Evet. Bak şey diyecektim mesela, Chicago sahnelerinde de böyle çok cyberpunk bir hava katmışlardı müziğe. O da benim çok hoşuma gitti. Hı-hı. Çünkü Chicago'yu biraz böyle cyberpunk göstermişlerdi ilk girişi falan filan hatırlarsan. Hazırlıyor bizi evet, Eleven'ın evet. Punk dönemine. Asi dönemine. Ya ne diyorsun punk olayı için ha? Yani hikayeye bir şey katmadı diye düşünüyorum. Garip bir heroes anı oluştu birden kardeşiyle arasında. Ve kardeşi de iyi miydi kötü müydü çözemedik bir sonra. Kardeşi evet. iyi gibiydi ama çok şey yani. İntikam cinayeti grubu yani. Ya çok zorlanıyor. O punk çocuklarda, bak şimdi bir iki bölüm daha ben o kardeşi hikayede geçer diye düşündüm. Böylelikle o punk çocuklar ve amca bize yardım etti dediler ya kız evet. için. Mesela nasıl yardım ettiğini ya, o anlardık. O zaman anlardık ki evet, bu punk çocuklar ve amca bu kızın şeyi, antrajı, çetesi olmayı bu nedenle. Evet. Görev edinmişler diye düşünürdük ve bu kadar berbat bir şekilde suç işleyerek bej rengi karavanlarında oradan buradan çok belli yani cinayete giderken hırsızlık yaparak falan filan. Ya şimdi şey çok kötüydü, tamam mı, böyle punk konusunda çok böyle şeyi olmayan insanların hani ne bileyim sanki böyle şey bu hani Steve Buscemi'nin şeyi var ya bir tane ya. Buscemi diye okunuyordu değil mi? Öğrenmiştim o Buscemi. Adam Buscemi diye okuyordu. Adam Buscemi diye okuyordu. Evet. Neyse onun bir tane böyle şeyi var. Kaykaylı, ters şapkalı, how you doing fellow kids falan diye. Aynı onun gibi oluyor işte yani şey böyle. Olmuyor yani, anladın mı? Yani kültürü bilmiyorsan, içini bilmiyorsan iki tane orada renkli mohawk koydun diye olmuyor yani. Gülünç oluyor. Hani tamam 80'ler diyelim, o zamanlar biraz daha hareketler zaten abartı ve gürünçtü ama yine de olmuyor çünkü bütün olay anlamsızdı yani. Yani bir şey desteklemeden hadi 80'lerden bir de bunu koyalım diyerek koyduğun zaman göze batıyor yani. Yani düşünüyorum şimdi hikaye örgüsüne etkisi ne oldu? İşte Eleven şey yaptı, oradan sinirlenip güç aldı ve portalı kapattı diyelim, evet. Kapıyı kapattı diyelim. Ama
Eleven'ını başka bir şekilde başka biriyle konuşarak da yapabilirdi. Annesinin yüzden, kardeşi diyebilirdi mesela. Tabii olabilirdi ama o zaman onu atıyorum neden olarak. Ne olabilir? Eleven'a punk imaj vermek, daha karizmatik göründürmek olabilir tek amaç. Ama değişti hemen diğeri. Ama geldi. Aynı makyajla geldi. Geldi. Ondan sonra şeyde gördük. Dansa, yani sonra, dansa öyle gidecek değil. Hayır canım, gerçek punk olsa dansa da öyle giderdi. Botlarını giyerdi elbisenin altına. Ne değişmedi punk yani. Olacak. İki gün hayır, değişmedi yani imajı. Punklarla oturdu diye, çay içti diye yani. İmajı değişmedi kesinlikle. Tenzih ederim. Değişmedi ama değişmiş gibi son sahnelere karizmatik bir şekilde şu çocuğu sokalım. Abuk sabuk saçı var demişler, tamam mı? Uzadı saç, böyle yarım kaldı. Ya bunu böyle mi sokacağız? Bir yapıştırtalım, bir şey yapalım demişler. Bak evet. İnanıyorum gerçekten bu çocuğun saçı için yapmış olabilirler bütün bu bence düzeneyi. İlk dediğin gibi o öğrenmek için, öğrensin diye yaptılar. Gücünü kontrol etmeyi, gücünü tamamen kullanmayı öğrensin diye öğrettiler. Başka bir şeyle de öğrenebilirdi. Yani koca Chicago hikayesi yazmaya gerek yoktu bence onun için. Şimdi yani en son bakıyorlar hikaye tahtalarına. Punk kaldı. Ve bu kızın gücünü arttırmamız gerek. Çünkü koca portalı nasıl kapattı diyecekler. Abi, bu saçlarla mı çok kapatacak? Kötü, çok kötü yorum aldık bu kızın tipi hakkında. 12 yaşında bir çocuk olduğunu unutarak. Eski saç iyiydi bak. O işte kızın saçı iyiydi. Yarı saç oldu. Sevimli kız çocuğu oldu. Yazık tamam. Şu kızcağızın saçını konuşuyoruz şurada. Yani, çocuğun başına gelenler. Hayır, ben inanıyorum saç için yaptıklarını, bu şikayet, bu hikayesine. İnanıyorum yani. Zeynep. Yalan değil. Neyse yani Chicago kısmı çok kötüydü. Hani daha bir derinlik görmek isterdik. Böyle yani o kadar saçma sapan davranıyorlar ki. Şey değil yani, anlam yok ya. Elimi çok salladım bu videoda ama anlam yok. Salla sorun değil. Kamera eline zoom şey yapıyor, fokus yapıyor, geri bırakıyor. Size de eğlence oluyor arkadaşlar o zaman. İşte böyle yani. Böyle bilmiyorum. O kısmı da unutmak isterim. O kısmı unutmak isterim yani. Bir şey katmadı. Sinir etti beni bir yandan yani. Böyle işte bilmiyorum. Evet. Bence o kızın evden kaçıp gittiği zamanla biraz daha güçlenmiş ve gücünü kontrol etmeyi öğrenmiş bir şekilde geri döndüğü arasında keşke başka bir hikayecik katsalarmış. Çünkü bu hikayecik inandırıcı olmadı ama öyle bir şeye gerek vardı bence. Çünkü hani her ne kadar garip bir çocukluğu olsa da, annesi babası ortada olmasa da, hı hı, yeni babası ve yeni evi var ve bir hapis hayatı yaşıyor güvenliği uğruna. Ve buradan isyan edip kaçtığında o güzel bir hikaye bence. Çünkü hani o da gerçek bir çocuğun yapabileceği bir şey. Doğru. Ve gücünü öyle ele alıyor ama gittiği yer kötü yazılmış bir yer. Evet, öyle bir şey oldu. Keşke hani daha güzel bir şey yazsalarmış oraya. Çünkü gitme, kaçma fikri çok güzeldi bence. Evet, yani bu annesine gitti, öğrendi. Kız kardeş muhabbeti de güzeldi bence. Hani ona da biraz, evet, daha yüklenebilirlerdi ama böyle ay yok benim arkadaşlarıma gitmem lazım diye çat diye bitirince o da anlamını biraz yitirmiş oldu yani. Mesela kız kardeşi ve punklar falan olacağına yine evinde yaşayan bir kız kardeşini bulabilirdi yani, kendisi bir yerde yaşayan. O ona yine de bak gücünü şöyle kullan, böyle kullan diye anlatabilirdi. Anlatabilirdi ya da gerçek punk olabilirlerdi, bilmiyorum. Kızgın. Neyse evet. O açıdan evet birazcık başarısız buldum ben de. Biraz gereksizdi. Sanki acaba bir bölüm arttı da onu mu şey yaptılar, doldururlar diye de düşündüm. Bir durum var tabii. Şimdi şöyle bir şey var, tamam mı arkadaşlar? Bir eleştiri daha yapmak istiyorum. Olumsuz. Bob'un ölümü üzerine. Şimdi dizide şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz bu dizi karakterlerini aşırı derecede seven bir dizi. Ve haklı, ben de yapsam bu diziyi ben de öyle olurdum eminim yani. Ben çünkü karakter çok severim ve öldürmeye kıyamayabilirdim ben de. Anlayabiliyorum o bakış açılarını. Geçen sezon da aynı şey oldu, bu sezon da aynı şey oldu. Bir tane iyi ama yeterince önemsemedikleri karakteri belki sırf o nedenle yaratıp öldürüyorlar. Ki şimdi hiç kimse ölmezse dizide ne olacak? Yani tamam her sezon bir şey oluyor ama kimse ölmüyor. Tabi bu full lay lay bir dizi olacak, tamam mı o zaman? Full eğlence, full şey, kimse ölmüyor. Daha böyle fantastik bir şey gibi algılanacak, öyle bir algı yaratacak. Ama biri öldüğü zaman bunun ağırlığı çöküyor. Çünkü yakınları olan biri ölüyor yine de. Sadece ne izleyicinin ne yazarların çok fazla bağlı olmadığı bir karakteri öldürüyorlar. Şimdi Bob zaten yeniydi değil mi bu sezon? Bob bu sezon yeni. Anca alıştık, sevdik, ne güzel dedik işte Joyce da... Mutlu olabiliyormuş dedik. He. Ne güzel. Adam akıllı, şey, eğlenceli. Şey. Ve yani son anda yani direkt kapıdan çıksaydı orada durup
gülümseyeceğine falan. Hani o kadar ucundan. Evet. Bu çok hesaplı bir hareket, yani, tamam mı? Yani şöyle bir şey var. Bir şey diyebilir miyim? Lütfen. O kadar tehlikeli şeyler yaşıyorlar ki bu dizide iki sezondur. Herkesin ölmesi gerekirdi. Evet. O şey, o kasabadaki herkesin falan da ölmesi gerekirdi, evet, yani. Dünya sonu falan yani. Bir şey kanıtlamak için bir insanı öldürmek bana bir şey ifade etmiyor. Evet. Şimdi o yanlış orada yapıyorlar bence. Yani nasıl bir çözüm bulunabilir bilmiyorum ama daha iyi bir çözüm bulunabileceğinden eminim yani. Bir 10 dakika düşünsek buluruz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var, tamam mı? Dizi ciddiye alınsın ve dizideki korku öğeleri ciddiye alınsın diye bir karakter öldürmeleri gerektiğini düşünüyorlar ve iki sezondur bunun için bir karakter koyuyorlar ortaya ve biraz sempatini kazanan bir karakter oluyor. İşte ilk bir sezonda Barb'dı bu. İkinci sezonda Bob. Zaten şeyleri çok benziyor, dikkat ettiyseniz karakter çizgileri çok benziyor. Hani daha nerdy, daha iyi niyetli, işte iyi karakter falan filan. Ama kendi karakterlerine kıyamıyor dizi. Yani bir Steve'e kıyamıyor mesela, bir Nance'e kıyamıyor. Onları öldürmüyor. Belki 3. sezonda hani öyle bir şey cesaret edecekler. Hopper'ın kaç kere ölmesi gerekirdi mesela, yani düşünürsen. Adam zart diye atladı deliye yani. Neyse, eğer ki yani olay mantıksa, dizinin mantık açısından ciddiye alınması gerekiyorsa, dediğin gibi herkesin hemen hemen ölmesi gerekirdi. Ama biz bu diziyi zaten light bir böyle şey dizi olarak izlediğimiz için, yani Bob'u da öldürmeselerdi o zaman. Yani çok hesaplı geliyor bana. Bir de şey kızıyorum ben biz bu arada. Biz böyle oturup izliyoruz, beğeniyoruz, beğenmiyoruz, yorum yapıyoruz falan. Ha, onların elinde kim bilir kaç tane araştırma var. Hani topluyorlar ya milleti odaya, izletip fikirlerini, evet, soruyorlar. İşte bir kısmısı diyordur, birisi ölmeli bence diyor. İyi olan ölmeli. Öbürü diyor kötü olan ölmeli. Öbürü diyor ben dizide ana karakterlerin korunmasını sevmem, o ölmeli. Eminim 3. sezonda ya da 4. sezonda ana karakter öldürmeliyiz diye planlı bir yerde yazıyordur bunlar, formülü yani. Vardır. Onun, evet, olabilir. Bir formülü vardır. Olabilir. Ne araştırması diyorlardı ona? Abi, unuttum ben de şimdi. Böyle değil mi ya? Böyle camı, evet, yani diğer tarafı, camın diğer tarafına bekliyorlar falan. Bildim bildim. Yani işte ama böyle olunca aynı deseni tekrar ediyorlar ve yani ben mesela Bob karakterini çok beğenmiştim aslına bakarsanız yani. Bir belki ana karakterlerden bir tanesi olsa o kadar üzülmezdim. Bu çok hesaplı olduğu için ve çok son anda olduğu için gerçekten beni sinir etti. Amaç da oydu sanıyorum birazcık ama hoşuma gitmedi. Yani çok planlı geldi bana bu. Bir de yani Bob ben gideyim dediği andan itibaren eminiz öleceğine. Ben değildim bak, çünkü bak ne dedik ama hep ölmesin, evet, ölmesin deyip durduk. Demek, evet, ki hani öyle bir düşünce vardı, eminiz değil. Niye, de. Niye biliyor musun? Çünkü öldün de şaşırmadım ben. Evet. Ben de işe yaramadı. Evet, çünkü bak işte. Bob gittiğinde ölebileceğini biliyorsun ama işte şey gittiğinde, Hopper gittiğinde ölmeyeceğini biliyorsun. Öyle bir şey var yani, o beklentin zaten Hopper'ın asla ölmemesi yönünde, öyle değil mi? Adam 50 kere şey çıktı, oraya gidince de ölmeyeceğini düşünüyorsun. Ya o dengeyi çok iyi oturtamadıklarını düşünüyorum. Hem karakterlerini öldürmekten korkuyorlar hem de bilerek yem bir karakter atıyorlar ortaya. O yem. Bitmedi. Gerçekten. Öyle. Mesela doktoru da öldürebilirlerdi ki doktor da yaralandı hatırlarsanız. Ama doktor yeterince önemli bir karakter olmadığı için ve yeterince iyi tarafta görülmediği için doktoru öldürmediler. Onun yerine şeyi öldürdüler işte, yani çocukcağızı öldürdüler. Hop, gerçekten ve, yemdi. Evet. Çok da şey olmasın diye, çok da göze batmasın diye. Ve yani güzel dursun diye kahramanca bir şey yaparken de öldürdüklerinin altını çizmek isterim. Yem oldu. Yem. 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 Bob'u sevmiştim arkadaşlar. Böyle kötü böyle oldu. Çocukla da güzel bağlantı kurmuştu. O, evet, çocukların nerdy şeylerini de anlıyordu. VA Club'ın kurucusuymuş meğer, bunların kulübü var ya. Evet. Ya ya. İşte yani böyle. Şimdi genel bir yorum yapmak genel istersen. Genel olarak ilk sezonla ilgili düşündüğüm şey hala değişmedi. Nostaljik temaları, genel atmosferi, müziği, renkleri, hani o genel bende yarattığı his nedeniyle izlemesi keyifli bir dizi. Ama yüzeyselliği nedeniyle ve bu bölümde konuştuğumuz şeyler nedeniyle hiçbir zaman favori dizilerimin listesine giremez. İzlediğime pişman değilim ama. Belki 3. sezonu o kadar güzel olacak ki girecek. Yok, şimdiye kadarki haliyle giremez. İzlediğime pişman olmamakla birlikte çok böyle derin, güzel bir gerilim dizisi arıyorum diyene önermem. Evet. Eğlencelik gerilim dizisi arıyorum, evet, diyene öneririm. 80'ler teması, atmosferik olarak güzel vesaire. Ve benzersiz de. Yani şu an 80'ler, evet, teması, evet, yapan modern, evet, Her ne kadar moda olsa da şu an. Ama çok fazla yapan yok gerçekten de. En azından dizi formatında yok. Bir laf vardır hani. Jack of all trades, master of none diye. Ne demek?
her işi biraz bilir ama hiçbirinin ehli değildir gibi bir şey yani. Bu dizide birazcık öyle. Her şey var dizinin içinde. Karakter var, diyalog var, drama var, işte korku var, atmosfer var, 80'ler var bilmem ne. Ama hiçbiri çok derin değil. Hiçbirinde ustalık göstermiyor. Atmosfer hariç bence atmosfer. Ama bir Master of None değil. Master of None değil. Master of None demişken arkadaşlar, Master of None dizisini izlemek zorundasınız. Lütfen bunu yapın. Rica ediyorum sizden. Ödülleri de topladı. Ödüle göre izliyorsanız. Mükemmel bir dizi görmek istiyorsanız, çok alakasız bu arada, tamamen Master of None dediğim için söylüyorum ve Zeynep beni gaza getirdi, gördünüz. O yüzden söylüyorum, harika bir dizi. Master of None'ı mutlaka izlemenizi isterim. İzleyin, sonra da birinci ve ikinci sezon izlenimlerimizi de izleyin. Bayılıyoruz o diziye. Evet, yani bizim neslimizi, neslimizle 30 yaş yaşlarındayız, evet. O zaman bizim neslimizi çok iyi anlatan bir dizi çünkü. Mükemmel. Neyse, bir videoları dizi. İzleyin. Yani izlemeniz, evet, lazım baştan sona ama. Evet, neyse, böyle arkadaşlar, Stranger Things 3. sezonda da gelecek. Bize, evet, hoş gelsin diyoruz o zaman. Evet, bakalım nasıl gelecek. Bakalım, siz beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Buyurun, devam edelim aşağıda sohbeti. Evet. Hadi bakalım.